çok hayat kurtarmışsın. İşim bu benim. Hayat kurtarmak. İnsanları iyileştirmek. Gerçi çoğu zaman şansım yaver gitti. Ama ben bu akşam hayatımın en büyük şansına kadeh kaldırmak istiyorum. Bu bileklik minik bir meleğin hediyesi bana. Son anda ameliyatı alabilmiştik annesi. 4. kattan düşmüştü garibim. Uzun sürdü ameliyat ama sonunda kurtarmayı başardım. Ufaklık bana hediye ettin annemi deyip takı vermişti koluma. 6 yaşında kıvırcık sarı saçlı dünyalar güzeli bir şeydi. Ömrüm boyunca unutmayacağım o anı. Ne tatlı. Bu peki? O biraz trajik bir hikaye. Ay kusura bakma ya, anlatmak zorunda değilsin, böyle pat diye soruyorum. Yok. O ölümüne sebep olduğum, yani hekim olarak hata yaptığım tek hastamın adı. Adını buraya yazdırdım ki tekrar aynı hatayı yapmayayım. Her gün hatırlayayım. Kazınsın kafam. Söyle bakalım, sevdin mi bu tekne olayı? Yani ben daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Vapura bindim en fazla. Rahmetli babam kaptandı ama bizi çok tanıştırmadı Deniz'le. Demek kaptandı babana? Uzun yol kaptan. Yani belki de Deniz hep onu özlettiği için merak salmadı hiç. Ama bu çok güzel yani, başka. Daha yeni başlıyoruz başka güzelliklere. Deniz kendini sevenin yüreğini açar. İyileştirir derdi büyük babam. Hayattan umudunu kestiğinde istediğini verir derdi. Çok haklıymış. Ben çok teşekkür ederim sana. Gerçekten. Ya çok güzel bir gün geçirdim. Ya izin verirsen inince tatları da ben ısmarlamak isterim. Çok isterdim ama farkındaysan çok içmedim. Çünkü bu gece nöbetçiyim. Ya. Bu sıralar çok sık geliyor nöbetler. Onda geri dönmüş olmamız gerekiyor kıyıya. Bir de bizzat kendim ilgilendiğim hastalarım var. Bırakamam kimseye. Anladım. Peki başkasın. Son. Anlaştık.